Femin zâlike dünya işlerini kolaylaştıran e, işlerden e, bahsederken en mühim meselelerden bir nedir? El-hîletü hile Türkçeleşmiş. Çare aramak. Yani ne hususta fil rızkı? Rızık hususunda. Yani e, geçim temini hususunda özellikle ev bakanlar ee, çoluk çocuk yetiştirenler Hanım bakanlar hakkında Bu çok önemli bir konu Rızık hususunda hile Hile demek burada yani e, istimalül vesile Yani el musul musulelil rızkı Yani rızka ulaştıran Vesileleri kullanmak Bereket ayrı bir şey Geçen derslere söyledik ee, Bazı kere çok maaş alır Geçinemez bunalma girer Az, az maaş alır, ee, rızkı bereketli olur, feyizli olur ve geçinebilir. Ee, bunun işte misali köpeklen, e, koyun kuzu misali. Ee, koyun her sene kesiliyor. Hatta her gün kesiliyor yani. Sadece Kurban Bayramı'nda veya adak için değil. Ee, her gün kasaplara et lazım. Her gün kesiliyor. Bu arada koyun kuzu kesiliyor. Fakat bütün dağlar koyun kuzuyla dolu. Çobanlar şey demiyor yani. Ama köpek hiç kesilmiyor. Hem de bir doğurunca dokuz doğuruyor. Yani ortalıkta çok az görülüyor. Öbürü her gün kesiliyor ve bir kere bir doğuruyor. Doğurduğunda bir, bir kuzu doğuruyor. Ya yani bu acayip bir şey yani. İşte bunu anladığın zaman bereketi anlıyorsunuz. Bu da neden oluyor mesela? İşte e, köpek e, gece uyanık duruyor. Duruyor, duruyor, duruyor. Tam imsak vaktine yakın, gecenin yarısından sonra yatıyor. Oradan bereketi kaçıyor. Koyun kuzu ne yapıyor? Erken yatıyor, erken kalk. İşte teheccüde kalkan, efendim rızkı bol olur. Hele sabah namazını kaçıran, cemaata gitmeyen, yani hiç bereketi olmaz. İstediği kadar zengin olsun. Ömründe bereket göremez. Saatlerinde, vakitlerinde, parasında, karısında, çocuğunda. Hiç hayır göremez. Cemaatle sabah namazına gitmeyen, namazdan cemaatle kılmayanlar mahrumdur. Bütün bereketlerden mahrumdur. Çok uğursuzluk yağar yani onların üzerine. E sen gavurlara ne bakıyorsun? Adam zaten inkar ediyor. Ateistim, deistim, namazsızım, abdestsizim, dinsiz, donsuzlara. Onlarda bereket ne arar? Onlar ee, kendini cehenneme namzet etmiş. Sen kendini onlarla niye kıyas ediyorsun? Sen Müslümansın. Onun için sana bunu zarar dokunur. Çünkü ahirette azap gelmeden dünyada belayı bulursun. İki tarafta da azapsız yaşayayım. Belasız yaşayayım istiyorsan beş vakit namaza farzlara cemaatle muhafaza edeceksin. Cemaati muhafaza. Sen cemaat muhafaza dersen Mevla senin bütün işlerini muhafaza eder. Bu husus her işin başında gelmektir. Ehli sünnet itikadından sonra ilk iş namaz. Erkekler için de cemaatle kılınan namaz. Şimdi rızık hususunda bolluk e, ve bereket çarelerine başvurmak e, dünya işlerini kolaylaştıran işlerin başında gelir. Peki bu çarelerin başında ne gelir? Ve o da nedir? takvallahı? Allah'tan sakınmak. Azze ve Celle. Aziz ve Celil olan Rabbimizden sakınmak. Sakınmak ne demek? Haramlardan sakınmak. Çünkü allah Teala hani böyle bir korkunç bir varlık değil ki aşağı. Hani ondan milleti korkutalım, ürkütelim işte çocuklara öcü geliyor, mecü geliyor der gibi allah Teala hakkında bunda böyle bir şey konuşulmaz aşağı. Buradaki maksat nedir? Haramlardan sakınmaktır. Büyük günahlardan sakınmaktır. Allahu tebareke teala ne buyurdu Rabbimiz? Estaizu billah ve men yetteqillâhe hec'allehu Kim Allah'tan sakınırsa yani burada ne diyoruz hep parantezlere meal yaz Kuran-ı Mecid'in işte bitiriyoruz son cüz artık Kuran-ı Azimselam'ı bitiriyoruz kelime manalı meal o meal hepsinden daha şey oldu yani hem tasvihli oldu, kelime-mana tek tek verildiği için hiçbir şey kaçmadı. Hepiniz anlayacağı şekilde oldu. Parantezler daha fazla ziyade kondu falan. İnşallah e, bitiyor. Kur'an-ı Mecid'in e, meali, kelime-mana meali altı cilt. Bütün Kur'an-ı Kerim bitiyor. Elhamdülillah Allah bizi muvaffak etti. E, ama e, mealde de o yeni meal Konca için eski meallerden, çok daha farklı ve anlaşılır ve müfit olacağına kanaat getirdim yani. Allah Teala tamamını erdirsin. Amin. Amin. Kur'an ı Mecid'in yani mealinde de hep parantez koyuyorum mesela. Kim her kim Allah'tan sakınırsa yani ittakullah Allah'tan hakkıyla sakının. Hep oralara ne koyuruz? Allah Teala'nın haramların kapat Dan dışarıda. Yani Allah'tan sakının. Hakkıyla sakının bir de var. Dışarısı ne yani? Dışarısı içerisi diye bir şey var. Yani moda mod Allah aç parantez ın haramların kapat parantezi dan hakkıyla sakının. Dışarısı ne? Allah'tan hakkıyla sakının. Ama Allah'tan Allah sakınılacak biri değil. İnne azabe rabbike kâne mehzûrâ diyor. Bak ayet-i kerime. Ayet ayet-i tefsir eder derdi Efendi Hazretlerimiz. Kaddesallâhu aleyhi ve Rabbinin azabı çok sakınılacak bir şeydir. Demek ki azaptan sakınılacak. Azaptan sakınmanın yolu nedir? Haramlardan sakınmaktır. Bu şekilde efendim takva rızık e, sebeplerinin başında gelir buyuruyor. Bu usta allah Teala ne buyurdu? Ee, ve men her kim? Yettekî. Yettekî. Men cezmettiği için yağ düşüyor. Yettekî. Hakkıyla sakınırsan. Kimden? Allah'a Allah'tan. Yani allah Teala'nın e, haramlarında. Ondan sonra çok ilim var, çok. Bu kitap kısadır ama bundaki ilimler bir kitapta onca kitapta bulamazsın. bereket çok kim Allah'tan sakınırsa ve merakim yetti ki sakınırsa kimden Allah'a. Allah, Allah Teala'dan yani onun haramlarına bulaşmaktan hakkıyla sakınırsa yejel yapacak açacak Allah yani hüve var altında kim için o kimse için ne yapacak Mahraca. evet mahrjen bir çıkış yeri. Kurut çıkmak demek. Mehraç, ismi mekan. Mehraça. Bir çıkış yeri Allah yaratacak. Yani tıkandık. Ekonomik önden tıkandık. Hastalıklar bakımından tıkandık. Çoluk çocuğumuzu terbiye edemiyoruz. Tıkandık. Eşimizden huzuru temin edemiyoruz. Tıkandık. Maddi, manevi sıkıntılara boğulduk. Memleket olarak, millet olarak ve İslam ümmeti olarak, iki milyar Müslüman olarak, Zaten derdim yok diyenin aklı yok. Ona ne dersen de yani. Gazze bombalanıyor. Bütün Müslümanların çoluğun çocuğun kafası koparılıyor. Cesetlerin üzerinden dozerlerle geçiliyor. Kemikleri kırılarak cesetlerin üzerinden geçiliyor. Böyle bir durum. Adam diyor benim derdim yok. Ne mutlu sana aklın yok. Manyak mısın nesin ya? Zerre kadar aklın olsa Gazze bu durumdayken derdim yok denir mi ya? İşte şuursuz adam. Dünyadan haberi yok yani. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Ben asbaha öyle mihtemme bir umur Müslüman Müslümanların derdine dertlenmeden sabaha çıkan onlardan olamaz. Sen nasıl Müslümansın? Onun için darlıklarımız var. Allah çıkış kapısı açacak ve çıkacak bir yer yaratacak diyor. Neye bağlamış? Mevzuyu takvaya. Takva ne? Haramlardan sakınmak. İşte içkiden sakınmak, kumardan sakınmak, zinadan sakınmak, eşcinsellikten sakınmak, lezbiyenlikten, kadın kadına ilişkiden sakınmak, ondan sonra gıybet dedikodudan sakınmak, iftira atmak insanlara, yapmadıkları işleri yamamaktan sakınmak, ondan sonra zulümden sakınmak, rüşvet almaktan sakınmak, komşuya eziyetten sakınmak, karına çocuğuna eziyetten sakınmak, Ondan sonra efendim ne bileyim memursan memurlarda haramlar çok oluyor. Çünkü neden? Milletin işlerini aksatıyorlar. Kümrükçüler aksatıyor, bilmem tapu dairesi aksatıyor, ora aksatıyor. Halkın işleri, sağlıkçılar, saatçiler, efendim kastanedekiler bunlar tabii devlette de memurlar oluyor falan. Hiç arada mesai saatinde farz namazlar e, mecburidir. Farz namazda kimseye itaat yoktur. Onu mutlaka kılacaksın. O oh. on dışında vakitlerde izin vermişler sana işte bilmem bilmiyorum. İşte 12 bir arası mı, 1 2 arası mı ya da yarım saat yemek molası falan bunları dakika bile geçirmeden hemen yarım saat başladı. Hemen İş mesai Bir dakika sonra başlarsın. Yani bir dakika evvel de masanın başına işine dönmen lazım. O arada yarım saatten sen 35 dakika oldu hala çay içiyorsun. Haram. 5 dakika haram oldu şimdi. 10 dakika biriyle konuşuyoruz. Ara telefon, karından konuşuyorsun. Kardeşim sen memursun. Bu arada halkın, vatandaşın işleri var. Devletin işleri var. Yetişmesi gerekir. 10 dakika oradan attı, 20 dakika buradan çaktı. Bunların tehirlerinden yıllara mal olacak tehirler ve gecikmeler olur. Bu milletin hakkını kim ödeyecek? Adam 30 kişinin işi görülse, senin çay içmen yüzünden, karınla konuşman 20 kişinin işi görüldü, 10 kişi yarına ertelir. Adam kalkmış pendikten gelmiş, bilmem nereden gelmiş, Sarıyer'e. Ona göre tapu tarifi, bilmem ne, işi oraya düştü mesela. E Yapsana adamın şimdi. Senin burada bir dakika bile telefonla konuşman caiz değil. Hiçbir memurun zaruret dışı keyfi hiçbir kimseyle vazifedeyken mesai sahne konuşması caiz değil. Bunlar haramdır. İşverenin hakkı da aynıdır. İşçiysen işverenin hakkı da aynıdır. O arada bir farz namazlar geri kalan onların verdiği izne tabidir. O izin vaktinde yarım saat, 45 dakika bir saat neyse, orada arayacağını ara, tarayacağını tara, işine bak. Ha, var mı böyle bir şey Türkiye'de? Var mı e, Araplarda, işte malumde, memurlerde Memurlarda, işçilerde? Herkes fuzuli konuşuyor. Bu sefer o onun işini aksatıyor, o onun işini aksatıyor. E, kul giriyorsun. Adam gidiyor, bir daha geliyor. Kaç gün sonra tehir oluyor adamın işi ya. İşte bunlar takvaya muhalif şeyler. Takva ne demek? Haramlardan sakınmak. Kul girmek en büyük haram. Sen şimdi namaz kılmamayı da en büyük haram, içki büyük haram, zina E tamam. Peki işçisin, memursun. Amirsen de memursun. Yani emniyet müdürüysen, amirsen yine devletin memurusun. Yani amir, memur, hepsi memurdur esasen. Dolayısıyla herkes mesai saatinde bir fuzuli kelam yapamaz haram e zaten ihalelere fesat karıştırmalar, iş ve işini geciktirdiği zaman adam da anlıyor şuna bir şeyler vereyim de benim işimi öne alsın, benim işlemimi çabuk bitirsin falan falan küllün haram memleket haram dolmuş kendiler haram ne haram sanki ateş dolmuş yani On sonra ne oldu bereketim yok, geçinemiyorum ev sahibi çık diyor kiralar arttı Bilmem ne. Manav şöyle, pazar böyle. Bana ne anlatıyorsun? Herkes haramdan sakınsaydı bu işler böyle olmaz. Yönetimin hiçbir kabahati yok. Olmaz olur mu? Başka kabahat onlar da. Biz kimseyi aklamak için, bir partiyi aklamak için hükümetleri konuşmuyoruz ayet hadisleri. Herkesin yanlışı var. Herkes yanlışını düzeltecek, takva rahat edecek, haramlardan sakınsa bu bereketsizlik ortadan kalkar. Her yerde sakatlık var. Hocalar da var, tarikat ehliyim diyen de var, müridim diyen de var, hafızdım diyen de var, hocayım diyen de var, işçi de var, amir de var, memur da var. Küllün sıkıntı. Ondan sonra haramlar alenen ortalıkta işlenirken sen ne bereket arıyorsun? Kimse de emri yap. yapmıyor. Aa şimdi Noel kutlamaya hazırlanıyorlar. Yılbaşı kutlamaya hazırlanıyorlar. Kimisinin parası yok, bir tane mum alıyor. Bari diyor, sofraya bir mum koyayım da diyor, bir mumla beraber de olsa gavurlara ortak olayım diyor. Allah'a ortak koşan, oğul istat eden Nasara taifesinin şirk bayramına diyor, şirk bayramına bir mumla da olsa diyor. veya işte bir süsleme, sofraya bir süsleme böyle bir şeyler, Allah pullar bir şeyler. Gavur olmamada mal olsa bunu yapacağım diyor ya. Yani. Bu ne rezillik ya. Ne şuursuzluk ya. Sen işin mi bitti? Bayramın mı yok? Ramazan bayramın mı yok? Kurban bayramın mı yok? Rekaip gecen mi yok? Berat gecen mi yok? Miraç gecen mi yok? Aşure gecen mi yok? Senin bu kadar mübarek gecelen üç aylar geliyor ya. Sen nasıl Müslümansın? Ondan sonra bir uğursuzluk bela sardı gidecek yani. İşte haramlardan sakınana diyor. Allah mahraç yaradı. Çıkış kapsayan. Şimdi ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Allah ona çıkış yaradı. Nereden çıkış? Hadis-i şerif olmasa bunu anlayamayız. Her dardan çıkış. Genel mana veririz. Ama hadis-i şerif özel manalar verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu. Müfessirlerin başı kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İlk tefsiri o yapacak. Ayetleri en iyi o anladı. Ondan iyi kimse ayet anlayamaz. Allah ona vahiy etti daha. Sen sen kapının kaç mandalın kaçıncı şey sırası lazım. Peki nereden çıkış yaratacak Allah? Haramlardan sakınanlar. Bak demin dediğim haramların hepsi sakınmak. Büyüğünden küçüğünden. Neden çıkış? Min şubuhatit dünya. Dünyanın şübhelerinden. Şüphelerden burada maksat şüpheli şeylerden. Helal diyemiyorsun, haram diyemiyorsun. Ortada bir rızıklar var. Ortada bir geçim yolları var. Efendim, işte yapılış yerleri itibarıyla etlerin besmeleri kesilip kesilmemeleri meselesinde e işte efendim mezbahadaki adam Müslüman mı değil mi? Bismillah allah diyor mu demiyor mu? Eli sünnet mi değil mi? Yani etler hususunda vesair rızıklar hususunda Eşe efendim birçok şüpheli e, yiyecekler var. Şüpheli alışverişler var. Şüpheli akitler var. Çünkü el halal beynun el haram beynun. Helal açıktır. Haram açıktır. Ve beynevmam şebbihat. Helal haram arasında bir ortada şüpheli şeyler var. La alem va minen nas. İnsanlar çoğu bunları bilmez buyuruyor. Hadis-i şerif. Yani normal Müslümanların çoğu bunları bilmez. 13'ün şüpheli şeylerden de sakınıp daha takva üzere olan ihtiyatlı şeylerle amel etmek lazım. Tabii çok da vesvese evham da iyi değil. Yani vesvese evham e, o tabi işi e, haddinden dışarı çıkarır yani. Haddinden dışarı çıkar. Onu konuşmuyoruz. Ama hakikaten şüpheli bir şeyse Femenitteke şubat yani İstebrali arzı ve dini ırzını, namusunu, haysiyetini, şerefini dinini, imanını korumak ve e, temiz tutmak bakımından şüphelerden sakınmak gerekir buyuruyor. O zaman kimse sana bir şaibe şey bulaştıramaz yani. Böyle yaparsan. Ya bir de sana göre şüpheli değil, seni gören adam şüphelenecek. Bir de de böyle işler var. Onlara da dikkat etmek lazım. Mittekû mevâkâttüem. Töhmetli mevkilerden, mevzilerden e, sakının buyurur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Hanımıyla konuşur. Yolun kenarında. Hanımı da kapalı tabi de. Bir şey konuşuyor. Oradan sahabe-i biri geçiyordu. O sonra dedi ki, dur dur dedi işte ense. O da bakmadan gidiyor tabi, hanımı var diye. Dedi ki bak dedi bu benim eşim dedi. Felanca eşim dedi. Falan. Estağfurullah ya Resulullah, dedi yani. bize ne dedi falan dedi. İnne şeytani ejli min ibn mecrat demi. Şeytan Adem oldun. Kan damarlarında gezer buyurdu. Onun için şeytan işi yok. Seni de aklına bir şey sokar. Burada da yolun kenarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimle konuşuyor acaba falan. Yani bir hakikaten şüpheli olanlardan sakınmak. Bir de bizim açımızdan bir haram söz konusu, gayrimeşruiyet söz konusu değilse de karşı taraf ne düşünür? Bakan ne düşünür? Gören ne düşünür? Şeklinde de bir ee, ee, töhmet e, bulaştıracak yerlerden sakınanlara e, daha faydalı olur. Kera'in ee, yara'ul el-hema ya kafi bir çoban diyor, bir koru var, yasaklı yer. Bir de e, korunun dışında serbest alanlar var. Çoban ne yapıyor? Koruya giremiyor. Padişahın koru, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bahçesi, bilmem nerenin, bilmem nesi. Bu sefer ne oluyor? Orada icabında duvarlar var, duvarların üzerinde dikenli teller var. Belki de oralara ceryan basılmış birisi atlama, azıplama kalkarsa güvenlik açısından çarpılıyor falan. Korumalı yerler var yani. Askeriyenin bu kadar arazileri var, önemli silahları, bombaları var mesela. Sen oralara gibi bir çobanım diye koyun buraya kaçtı diye olur mu? Onun için kerayna bir korun etrafında e, koyun otaran çoban gibi düşünün kendinizi çok yaklaşmayın koruya çok yaklaşmayın çünkü neden koyun laftan anlamaz telden anlamaz o deler e, yasağı e, koruyu içine girer sen de koyunu alayım derken yakın olurken kendisi de düşer fiyi. Korunun içerisine düşersin. Ondan sonra zaten vur emri varsa falan seni anından mıhlarlar. Ondan sonra da asker, polis neyse hiç de mesul olmaz. Çünkü neden? Tehlikeli, yasak, sağ. Bu kadar işaret var bir ben var. Kalkmış girmiş buraya. Biz ne bilelim peki cephaneliği patlatacak. Vurduk der. Mahkemeden de berat eder yani. Niye? E, sen dikkat edeceksin. Onun için şüpheli yerlerin yakınında e, yani korunun yakınında çoban, hayvan otlatmamalıdır. Otlatırsa korunun içine düşme tehlikesi her zaman mevcuttur. Biz de öyle yapacağız. Şüpheli şeylere yaklaşılmayacak e, haramlardan sakınacak. Zaten diyor ki kim büyük günahlardan, haramlardan sakınırsa Allah ona bir çıkış kapısı açar. Nereden çıkış kapısı? Diyor, min şubatit dünya dünyadaki şüpheli şeylerden. Demek ki işin başı haramlardan, büyük günahlardan sakınmak. Onu yapana Allah ne yaratıyor? Diğer mekruhlerden, şüphelilerden falan onlardan da bir kurtuluş alanı açıyor ve böylece insanın onlara da ihtiyacı olmuyor mesela. Anladım. Daha ve min gamerati'l mevti Ölümün şiddetlerinden, bu dünyadaki şüpheli işlerden, bir de ölümün şiddetleri, ölüm sekerat, kamerat, ee, çok zor geçecek. Kafirlere hiç sorma. Melekler e, önlerini, arkalarını evire çevire, ateşten tokmaklarla darbeler indirecekler. Sen adamı yatakta yatıyor zannediyorsun. Entübe oldu zannediyorsun. Yoğun bakımda diye görüyorsun. Hiçbir şey konuşmuyor, hareketsiz? Zannediyorsun şuur, Bilinci kapalı olduğu için hiç acı çekmiyor. Halbuki neler çekiyor. Tabi. Bundan sonra tera idil zalimune fi gameratil mevti Ayette ne buyuruyor? Habibim sen bir görseydin. O zalimler yani özellikle müşrikler burada. İnne şirke le zulmün en büyük zulüm şirktir. O zalimler fi gameratil mevti ölümün sekeratında yani onları sarhoş edici acılarında içerisinde şiddetler içerisinde bulunuyorlarken vel melâketü basitû eydim melekler ellerini adamın ta içerisine sokmuşlar ayaklarının parmaklarının ucuna kadar efendim nüfuz ettirmişler ahricû enfusekum melekler diyorlar ki adama o ölen gavura geberen gavura müşriye, münafığa çıkarın canlarınızı diyor Bak, çıkarın canlarınızı. Şimdi bir insanın kendi canını çıkartması müyesser olacak bir şey değil. Allah Teala insan canını, ruhunu çıkartmasa bedenden kimse adamın ruhunu bedene çıkaramaz. Peki çıkarın canınızı. Ne demek? Yani zorlayın kendinizi. E zorlayın nereye kadar zorlayın? Adam canının zaten çıkmasını istemiyor. Melekler de çıkartmaya başlamış. Bir de adama diyor ki sen çıkartacaksın canını bakalım diyor. Adam nasıl kendi canını çıkar? Bir yandan istemediği bir işe zorlanıyor. Bir yandan hiç gücü yetmeyen bir işte öyle bir bunalıma giriyor ki. Melekler söküp alıyorlar. Sonunda. Ama of, Allah'ım o gün bize yardım eyle ya. Biz buraya senin rızan için geldik, toplandık. Bu kardeşlerimiz geldiler. Ayet, hadis dinlemeye geldiler. Youtube'dan da dinleyenler var. Onlar da senin rızan için dinliyorlar. Ayet, hadis dinliyorlar bu okunan ayet hadis-i şerifler hürmetine bizlere ya Rabbi sekerat mevtimiz asan eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Allah'ım ölümümüzü kolay eyle ya Rabbi. Amin. Ma tevelem yedri bilmevd. Ölür de öldüğünü anlamaz, sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. İman selameti nasip eyle. Hüsnü katime nasip eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Buraya gelmeniz, beklemeniz, hepsi buna değmedi mi şimdi? Bu duayı nereden alacaksınız? Ya cemaatin aminleri reddolmaz. Ölümün sarhoşluklarından da Allah ona çıkış kapısı yaradı. Haramlardan kim sakınırsa kolay ölür. Kolay ölür. Haramlardan sakınmazsa çok kefen yıpratır. Çok çarşaf yıpratır. Ama görünüşte böyle duruyor. Ama ruh neler çekiyor neler. Azap nereyedir? Ruhadır. Bazen dışına da vurur. O çok nadir olur. Yani ağzını açar, böyle yapar, bir şeyler yapar. Dersin ki bu adam acı çekiyor. Ama ekseriyetle acı dışa vurmaz. Onun için sen de adam rahat öldü, zannetme. Ulan bu adam da ne büyük yavurdu ama kuş gibi gitti. Sen öyle zannet, domuz gibi gitti. Ne kuş gibi gitti? Bağıra bağıra gitti, geberek geberdi ama sen onu öyle görüyorsun. Ya. Bir de Allah Teala şöyle bir iş yapar. Müslümanlardan günahı olanlara çok acı çektirerek öldürür ki kabir azabından evvel ölürken temizlesin diye. Ölürken temizlerse, acı çekerse çok kabirde azap görmez. Bazı kabir azapları da mahşerde azap görmesin içindir. Mahşerde öyle azaplar yapılır Müslümanlara. Cehenneme girmeden cennete girsin diye mahşerde iş bitsin diye. Onun için gavurların çoğu, bozuk adamların çoğu böyle bağıra çağıra ölmez. Kuş gibi gider. Niye kuş gibi gider? Çünkü allah Teala onun günahlarını temizlemek istemez. Ama Müslümanlar hakkında, fasıklar hakkında konuşuyorum. Kafirin zaten. Acı da çeksek günah temizlenmez. Ama Müslüman ne kadar bozuk, facir, fasık olsa en günahkar adam olsa, zerre kadar iman olsa, çektiği acılardan günahlarına kefaret olur. Ne kadar acı çekerse o kadar kefaret olur. Onun için e, bazı Müslümanların çok e, ağrılı sancılı e, ölümü olur yani. Bu da yine Allah'ın Müslüman kuluna ikramındandır. Kabirde azap daha zor olacak. Mahşerde daha zor olacak. Cehennemde daha zor olacak. Onun için önden Mevla kurtarmak sür. O e, haramlardan kim sakınsa ölümün zorluklarından da onun için mahraç açar. Yani kolaylık yaradır. Daha ve min yevmil kıyameti kıyamet gününün şiddetlerinden işte ondan sonra kabir berzaka giriyor. Kabir Acayip bir şey. Yani tam ahiret değil, tam dünya değil, ortada bir geçit. Berzak diyoruz ona. Berzak zaten köprü. Ara geçit demektir. Çünkü i̇şte kıyamet gününün şiddetlerinden ve zorluklarından Allah Teala onun için çıkış kapısı yaratır. Bu ad-i kerime tabi ileride bir daha bu ad tekrar edecek. Çünkü bunun devamında rızık konusu var. Ondan evvel başka bir rahat kerime okuyor. Ve kâle allah Teala, allah Teala buyurdu ki Estaizu ve her kim yetteki sakınırsa kimden Allah'a allah Teala'dan yani onun haramlarına bulaşmaktan hakkıyla sakınırsa. Yec'al yapar, yaratır allah Teala. Kim için lehu o takva sahibi, müttakî kul için. Nelerden? Min emriyi, bütün işlerinden dolayı, bütün işlerle alakalı ne yaratır? Yusra büyük bir kolaylık yaratır. Şimdi bu babın mevzu neydi? Dünya işlerini kolaylaştıran konular, ameller, dünya işlerini kolaylaştıran işler. Peki, demek neymiş? Haramlardan sakınana allah Teala işlerinde kolaylık yaratacak. Bu da Allah'ın vaadi hattır. Kur'an'da ayet Ey ne demek diyor? Tefsir ediyor şimdi. Yüsehil çok kolay eder. Sühuletten geliyor. Aleyh o kişiye neyi emrat dünya? Bütün dünya işlerinde kolay eder. Ve emrali ahireti ahiret işlerinde kolay eder. Demek ki iki can saadeti neye bağlı? Takvaya bağlı. Haramlardan sakınmaya bağlı. Ne kadar harama günah bulaşır? O kadar işi zora dolaşır o kadar işi dünyada ahirette azaba bulaşır. Ne kadar haramlardan sakınır, müttakı olur. Bütün işleri Allah ona asan eder, kolay olur. Bir de baktın, tık 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 tık, kitli kapılar açılıyor, işleri çözülüyor. Bu zamana kadar haramlarla, günahlarla uğraşırken, efendim, kilitlenen, düğümlenen, zora giren işleri birden düzeliyor. Ama tabii bu imtihana tabidir. Birden olmaz. Birden olmayınca da insan, şey mesela ben o zaman bütün aramları bir bırakacağım bakalım. İçki, kumar, faiz, fuhuş, zina. Her şey, yol, her yol var bende. Ama ben şimdi adam diyor şimdi derse ben bunların hepsini bir bırakacağım. Bir ay, iki ay. Ondan sonra bakacağım. İşlerim düzeliyor mu? Düzelmiyor. Düzelmiyorsa yeniden döneceğim anasını satayım. Gireceğim içine bu sefer tam gireceğim dibine kadar. Bu adamın işi de düzelir mi? Niye? Deneme kalk. Ya selam olacak. E, Tağın başında Allah zikrediyor. Uçurumun kenarında falan. İblis geldi peygamberlerle görüşürdü iblis. Geldi, dedi ki, ey Yahya sen çok mübarek bir peygambersin. Dedi, ne işin var, ne geldin, git işine daha sen, ne benle uğraşıyorsun. E ee, seni Allah'a çok tevekkül ediyorsun falan. Allah seni koruyor. Tabii ki tevekkül ediyoruz. Evet. At dedi şuradan kendini aşağı. Bakalım Allah seni tutacak mı? Ama sen peygamber, sen tutar dedi. İblis dedi. Allah kullarını tecrübe eder. Kullar Allah'ı tecrübe edemez. Anladın mı lafı şimdi? Allah kullarını imtihan eder. Kullar Allah'ı imtihan edemez. Ben bir takva alayım biraz. Bakalım işlerim düzeliyor mu? Bu hocanın dediği doğru mu? ayet çok Bizi mi kandırıyor? Ondan sonra denedim. Tutmadı. Hadi aynı günahlara başla. Namazı da bırak. İşte belanı buldun iki cihanda. Öyle bir şey yok. Sen Allah için haramlardan sakınacaksın. Allah Teala seni kolayacak. Bir zaman kolay etmeyebilir. Hatta tam tersine. İşler de var. Mesela adam namaza başlıyor. Bazılarının işi düzeliyor. Bazılarının daha bozuluyor. Namaza başlıyor. Zinayı bırakıyor. Fena. Bir de bakıyor sonra. Ya arkadaş her yol vardı bizde. Her işimiz rast gidiyordu diyor. Şimdi diyor namaza abdese başladık diyor. Allah'ım ya Rabbim karımın ayağı kırılıyor, oğlumun kafası kırılıyor, benim araba kaza yapıyor, öbürü bela yapıyor. Beladan kurtulamıyoruz arkadaşlar. Tam doğru yerdesin. Tam doğru yerdesin. Sakal bıraktığın ayrı bir imtihan, şalvar giydiğin ayrı bir imtihan, hanımın çarşafı ayrı bir imtihan, karın kapandı, kızın kapandı ayrı bir imtihan. Erkeklerle beraber çalışıyordu, çıktı işten. Çok güzel yaptı. Ama imtihanlar gelebilir. Ömiden nasiben ya Abdullah la harfin diyor Kur'an. Öyle insanlar var ki Allah'a ibadet yapıyor ama dingil üzere. Dingil üzere ne demek? Yani uçurumun kenarında böyle ayağı yere basmıyor yani. Fe ne sabahu hayrul nitman nebi. İyilik gelirse Müslüman oldu, namaza başladı, kadın kapandı falan haramlardan uzaklaşıyor. Tevbe nasuh etti. Fakat buna hayırlar gelmeye başladı. Yani rızkı açıldı, birisi kalktı hediye getirdi, bilmem nereden Mısır'dan nenesinden miras kaldı falan oluyor biraz böyle. Şöyle bize denk gelmedi de hiç. Be, efendim. Ondan sonra Allah Allah! Umulmadık hayırlar yağıyor arkadaş ya. Yıtmayan nebi, o dinle Mutmain oğlum mutmain kalbi yatışır. Bu ne güzeldin. Böyle İslam canım kurban ya. Ancak iyilik geliyor kardeşim. Ama her zaman öyle olmaz işte. Ve ne fitnetün. Ama fitne fitne esasen ateşi yakmak diye şey. Ateş altını ne yapıyor? Fitneliyor. O fitneliyorun manası şudur Arapçada. Şurufunu atıyor. Ateşe girince altın yanmıyor. Ama altının içerisinde kıllı kuş karıştıysa başka madenlerden şuradan onlar yanıyor. Altın safi kalıyor. Halis. Zehebi ibriz denir ona Arapçada. İşte onu ateşle yapıyor. İşte Allah da insanı imtihan, fitne dediği fitne hesap ederek nasıl ki ateş altının e, ayarını tam düzeltiyor halis altını bırakıyor. Keri kalan karışım maddelerini yakıyor, atıyor. İşte imtihan da, fitne de, e, musibet, hastalık, bela. Bunlar da insanı ne yapıyor? Arındırıyor. Günahlarından arındırıyor, kötü huylarından arındırıyor. Ondan sonra ya kazandırıyor ya kaybettiriyor. Allah'ım kazananlardan eylesin. Amin. Eğer bir fitne hesap ederse ne demek? İşte İslam'a girdi, namaza başladı, tesettüre girdi, haramları terk etti. Çok iyi olacağız diye beklerken ondan sonra bir de bakıyorsun ki sevdiği biri ölüyor, öbürü yaralanıyor, işi bozuluyor veya işten atılıyor veya işverense işte borca giriyor, iflas ediyor, işte arabası kaza yapıyor, bilmem koyunları ölüyor, Atı bilmem ne oluyor. Allah Allah. Ulan bu dine girdik gireli. Bir hayır görmedik dedi. Aşağı. Eyvah. Kavur oldu çıktı gitti. İnkalebe tersin geri döndü diyor. Alaveci yüzün üstüne. Yani tam böyle böyle giderken yani kıbleye doğru böyle gider. Tam döndü gerisin geri. Ne oldu bu sefer? Hasirat dünya ve ahirete hasıra kaybetti. Ne dünya? Dünyayı kaybetti. E çünkü zaten belalar yağıyordu başına. Belalar kaldı üstünde zaten dünya dünyada hayır görmüyor. Ama sabretseydi ebedi cenneti ahireti kazanacaktı. Bu sefer ben bu İslam'dan hiç hayır görmedim. Namazdan, oruçtan hiçbir hayır görmedim deyince ahirette kaybetti, dinden çıktı, Yavru oldu. Hiç böyle denir mi? Namaz için, abdest için. Bu nasıl laf? Selekata imanı olan böyle laf konuşur mu? Bu kadar sene kıldım da dedi. Ne faydasını gördüm dedi. Ölümüne yakın namazı terk etti. 60 sene kılmış. Televizyonda çıktı. Yaşlı bir adam yani. 80'e yakındı yani yaşı. Bir programda. O hangi kanaldı o zaman? Çok bozuk bir kanaldı da. Tam komünist bir, dinsiz bir kanal da çıkartmışlar o. Adam da bayağı bir şeyler biliyor. Ağzı da laf yapıyor falan. Kültürlü geçiniyor falan. Ya dedi. Sen namaz de kılıyor muydunuz falan? Dedi 60 sene kıldım dedi. Ama dedi hiçbir faydası yok arkadaşlar. Bıraktım gitti dedi. İşte böyle adamı çıkarıyorlar. Kötü örnek teşkil etsin diye. Hasirat dünya ve ahirete. Dünyayı kaybetti. Ahirette kaybetti. ذَٰلِكَ vel الْخُسْرَانُ mübin. İşte bu zararı, ziyanı açık ortada, güneş gibi parlak. İki can da felah bulmayacak, buldurmayacak bir zarar. Ancak olursa böyle olur diyor Allah. Bundan aşikare bir zarar olur mu? Hadi bir adam dünyada iflas edebilir. Böbreği bitebilir, kanser olabilir, entübe olabilir, ölebilir. Ama İmanlıysa, Kur'anlıysa, zikirliyse, namazlıysa, abdestliyse ahiretini kazanmış olarak gider. Ama bunda dünyada gitti, ahireti hiç kazanamadı. Evvelce kazanmışsa da işte bir çanak sütü, bir tekme sonunda bu İslam'dan bir hayır görmedim diye imtihanı kaybetti. allah Teala bizi de imtihanı kaybedenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ben beş yaşımdan bu işin içine girdim. Hem de çok koyu girdim yani. Çok koyu. En derinine girdik. Beş yaşımda. Yedi yaşında her şeyin farkındaydım yani. Mahmut Efendi Hazretlerimizin yanında. Onunla geziyordum, ondan gidiyordum. Yemeğe, gelmeye, gitme. Tamamen yedi yaşından başladım yani. Altmış bir yaşına giriyorum. Hicri hesapta. Esas yaş oldu. Ama tehlike var. ya yani önümüzde tehlike var. Niye tehlike var? Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Cennete girmeye bir karışkala. kala hadis şerifin beyanı ve çile. Bir karışkala demek yani ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Bir da kaç dakika sonra öleceksin onu da bilmiyorsun. Ondan evvel şeytan geliyor bir bilmem ne, bir havalar, bir civalar, bir bilmem ne. Aman kardeşim ya canımız çıktı namaz abdest ya. Ha böyle bir Koy vereyim gitsin namazı mamazı. Bir dinleneyim ya şöyle de. Tam o arada Azrail Aleyhisselam geldi. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Bir çuval inciri. Berbat ettin gitti geri. Tehlike çok büyük. Yani hepimiz hakkında bu tehlike söz konusu. Allah iman selameti versin. Amin. ehl sünnet dışı hocaların sohbetlerini dinlemeyin. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor. Her kanaldan çoğunda zehir akacak yani çoğundan zeyrek. İftar programları, sahur programı, bidat ehli, mezhepsiz, reformist, selefi, şii ve abi dolacak. Bütün altında doçent yazan, prof yazan, gazeteci yazan, yazar yazan, yazar yazıyor. Adam din adına öyle şeyler konuşuyor ki 104 kitapta yok. Desen yalan konuşuyor işte. Peki ne hüviyetle konuşuyorsun? Altına bakıyorum ha şöyle gözlerim de zor görüyor biraz. Bazen gözlük uzağı zaten hiç görmüyorum. Ondan sonra bir bakıyorum altına bakıyorum. Gazeteci tire yazar. Ne vasfı var bu? Bu adamın din adına konuşma. İslam'da rejim yoktur diyor falan. Vay anasını ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rejim yapmış. Hazreti rejim yapmış. Rejimden ne haberim var? mensuktan ne haberim var? Nasıktan? Hiçbir şey var. Gazeteci yazar. Bu ona Allah'ın dini hakkında konuşma yetkisi vermiyor da televizyonlar veriyor. Sen de dinliyorsun. Ondan sonra biz eğleneceksin. Ama tam ehli sünnet alim olduğuna e, şahitlik olmayan adamların sohbetlerini dinlemeyin. Zehirlenirsiniz. Çünkü din adına çok yanlış konuşmalar arttı. Kontrolden çıktı bu iş. Her önüne gelen konuş. Maazallah. Demek ki kim haramlardan sakınırsa Allah ona bütün işlerinde ne yaratacak? Kolaylık yaratacak. Peki. Ve kâle teâlâ, yine allah Teala buyurdu. Estağfirullah. Halbuki deminki ayetin aynısı. Fakat birincide de ayetin, birinci ayeti okudu, darlıktan çıkış kapısı açacak mahalli istişadı delil getirdiği nokta oydu. Burada ilerisinin bir ayet sonrasında okuyor. Bu da rızıkla alakalı oluyor. Ne buyuruyor? Ve men her kim yettaki sakınırsa kimden Allah Allah'tan yani haramlarından uzak durursa şüphelilerden bile sakınırsa o vera oluyor. Vera şüphelilerden de sakınmak. Takva haramlardan sakınmak. Vera sahibi vera sahibi aynan vera şüphelilerden de sakınmak. Tabi o üst, üstün bir mertebe tabi yani. herkesin yapacağı işte. Hele ki biz büyük günahlardan haramlardan sakınsak zaten iflah oluruz biz. Biz kurtarırız. Yani biz çünkü büyük bir evliyalık falan iddiasında değiliz. Değil mi? Şeyh değiliz. Efendim e, kendimize makam iddia eden kutup değiliz, gaz değiliz, şu değiliz, bu değiliz mesela. Ama yine de Allah'ın velilerinden, dostlarından olmak için gayret ediyoruz. Burada haramlardan sakınmak insanın veli olmasına yeter. Farzlar yerine getiriliyorsa, zaten farzlar yerine getirilmiyorsa adam takva sahibi olabilir mi? Niye olamaz? Şimdi burayı doğru anlayalım. Takva ne demek dedikse haramlardan sakın. Peki. Kebair günahlar serisine devam ediyoruz göya da. İşte olaylar çıkıyor devamlı. Gazze şimdi oldu birkaç ay, bir aydır Gazze'nin gelip. Şimdi üç aylar gelecek falan. Ama ana derslerimiz eşcinsellikle ilgili konuya gelmiştik. Oradan devam edeceğiz. E, o da dokuz sohbet falan oldu. Birçok ayetler sokundu falan. Kebair günahlar, büyük günahlar. Yetmişten de fazla. Yani 70 ile 700 arası ama 700 çok yani. Ama 7 var. İşte bir sevval mubikat. Ocakları batıran 7 günahtan sakının. Onun başında şirk, imansızlık geliyor. Zaten onu günah olarak saymasan da tüm günahların en başında geliyor ama ondan sonra 6 tane sayıyor işte. Adam öldürmek, namuslu kadınlara, erkeklere iftira yapmak, büyü yapmak, harpten kaçmak, işte askerlikten kaçmak, Müslümanları harpte yalnız bırakmak gibi Günahları sayıyorum. Değil mi? Ondan sonra, yedi, yetmiş kesim var. Yani yetmiş kesim var. Büyük günahlar. Bunların hepsinden ben sakınıyorum. Hiç içmiyorum, kumar oynamıyorum, ne şey yapmıyorum, meclis yapmıyorum, hulül yapmıyorum, kamu malına zarar vermiyorum, işte gıybet yapmıyorum, iftira yapmıyorum, dedikodu yapmıyorum, say, 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 bütün haramlardan sakınıyor. Bu adama takva sahibi denir mi? Denmez mi? Şimdi bizim milletin anladığı manadaysa denmez. Çünkü neden? Bizim millet haramlardan sakınırsa namaz kılmasa da onu takva zannedecek. Halbuki farzların terki de nedir? Haramdır. Orayı millet anlamıyor. Mesela en büyük farz beş vakit namaz. Beş vakit namazı terk eden ne yapmış oldu? En büyük günahı? İşte Zaten zinadan daha büyük günah. İçki içmekten daha büyük günah. Eşcinsellikten daha büyük günah namaz kılmama. Ekberul <laughs> kebayn. Bade şirki billah terqusala. Allah ortak koşmak yani kafir olmaktan sonra. onu sayma zaten o gavurluk. Ondan sonra efendim ondan sonra en büyük günah, büyük kebair günahların en büyüğü nedir? Namazı terk etmek. Onun için Ramazan günü oruç tutmayan ne yapmış oluyor? Mazereti yoksa, hasta değilse, seferde değilse, oruç tutmayan en büyük haramlardan bir yapmış oluyor. Hac farz olmuş adama gitmemiş. Sağlığı, saati, yol emniyeti var. İmkanı var. En büyük günahlardan bir olmuş. Zekat farz adama nisabını hesabını doğru yapmıyor ve ödemiyor. Borçlu bırakmış zekat senelerdir. Zekattan açığı var. Parası var vermiyor. Bu zaten nedir? Zinadan daha büyük bir günahtır. İslam'ın beş şartından biri o zekat. Anladınız mı şimdi? Demek ki haramlardan sakınma şartı öyle bir meseledir ki farzların, vaciplerin terkide nedir? Haramdır. Dolayısıyla bir insan bütün bizim bildiğimiz manada günahlardan, haramlardan sakınsa ama namaz Te, Namaz terk etse veya oruç tutmasa veya farz oldu hacca gitmese veya zekat her sene var zekatını tam vermesi eksik veya hiç vermese bu adam takva sahibi olabilir bütün haramlardan sakın küçük günahlardan bile sakınsa mekruhlardan bile sakınsa takva sahibi olamaz farzı terk ettiği için zaten en büyük haram dedi nasıl takva alacak buraları iyi anlamak lazım işte onun için bazı kafasızlar ne diyorlar ya onlar beş vakit camiye gidiyor, senede iki kere ömreye gidiyorlar, bilmem ne bilmem ne, hacılar, hocalar ama, ben de kıybet yapmıyorum, dedikodu yapmıyorum, kamu malı yemiyorum, haramlardan kaçıyorum, kalbim temiz, ondan sonra ben ondan eftalim diyor. Halbuki olamaz. Al birini vur birine. O yüzden takva, farzları mutlaka yerine getireceksin başta. Her farzın terki bir haram. Allah farz etti sen yapmıyorsun. Ne demek yani? Haram iş yapıyorsun işte. Namazsızlık haramdır. Zekat vermemek haramdır. Bir de öyle tersten git. Zekat farsa zekat vermemek haram olur. Bunu güzel anladığınızı düşünüyorum. Şimdi kim haramlardan sakınırsa Allah ona ecale ve mehrece onu geride okuduk. Allah ona her dardan çıkış kapısı açacak. Ölüm sarhoşluklarından, ahiretinde, misalede, kıyamet inşitletlerinden, dünyanın şüpheli falan çıkış kapısı açacak. İkinci ayet şimdi burada ayrıyetten geliyor. Ve yarzuk rızıklandıracak. Kimi hu o kişiyi? Nereden? Para nereden gelecek? Yani min haizu öyle bir yerden rızkını gönderir ki la yehtesibü o kişi hiç oradan bir kuruş para geleceğini hesaba katmaz. Beklemediği yerden beklemediği yerden rızkını gönderecek. Yani neyi kastediyor Allah'ımız? Yubarik bereket verecek. Lehu o kişiye nerede? Ne hususta fi rizkihi rızkı hususunda ona çok bereket verecek. Bereket başka bir şey dedim. Adam beş bin lirayla geçiniyor, öbürü elli bin lirayla geçinemez. Çünkü bereketi alınmış. Yani beş bin liraya da tabii şimdi geçinir diye e, misal veriyoruz. Şu andaki zaten asgari ücret olmuş kaç lira? On bir, on bir bin lira, on iki bin lira, beş bin kadar. Daha çıkartacaklar herhalde, daha açıklamadılar. Dolayısıyla ama bir bereket verirse kurban olduğum Allah'ım rızkına, o zaman eksiklik hissetmiyorsun, noksanlık hissetmiyorsun gelir gündür. Bir de beklemediği yerden. Şimdi buna bir misal olarak şeyde yazdım. Benim kitaplarım burada kütüphaneniz var mı? Benim bütün kitaplarım var mı? Orada şeyin zannedersem birinci cildinde yani rızık bolluğu kitabı yazdım iki cilt. Onun birinci cildinde. Bu e, zikrediliyor. bir ge, Varsa getirin bakalım da. Sizi de bir deneyelim bakalım. Kitap var mıymış yok mu? Ondan sonra orada bir e, sahabe-i kiramdan e, bir hadise meydana geldi. E, bu ayeti kerimenin e, tefsirine e, tefsirinde o hadis şerif Nesefi tefsirinde e, el-medarik diye geçiyor. Medarikü tenzil ve tevil. O tefsirde e, bu rivayet geçiyor. Diğer hadis kaynaklarında da yani diğer tefsirlerde de zikrediliyor. Orada ben onu uzun yazdım. E, uzun yazdım. E, kafamda kaldığı kadarıyla <laughs> sahabe ekrandan birisinin yani bir anne babanın işte isimleri de oradan şimdi söyleyebilirim. Bilirdim. Ee, oğlunu kafirler esir etti. Yani o zamanlar biliyorsunuz harplere gidiliyor, cihatlara gidiliyor, gazalara çıkılıyor falan. Bir tane sahabenin oğlu o da sahabeden tabii ee, esir düştü kafirlerin eline. Kafir bir o zamanki kabilelerin veya işte neyse. Bu sefer anne babası geldiler. Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dediler ya Resulullah oğlumuz esir düştü. E, annesi evde kaldı. Babasına dedi ki, kocasına git Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muracaat eyle. Kime gidelim? Allah'ın elçisi aramızda. Şeyh Keşin'i bizim aramızda olsa. Gazze böyle olur muydu? Ya. Bir dualık canı var. Pet dualık canı var Yahudiler. İşte Resulullah nerede? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim dedi ki babas e, babası geldi. Ya Resulallah, oğlumuz esir düştü. Annesi de çok perişan. Senden işte dua istiyoruz ve işte halası için. Tavsiyeni bekliyoruz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki İttakillah ve min kavli la hevle ve la kuvvete illa billah. Sen dedi haramlardan hakkıyla sakın bu süreç zarfında bir de la hevle ve la kuvvete illa billah. Bu Allah'tan başka kimsenin bize yardım etme gücü yetmez. Günahlardan Kurtulmak ancak Allah'ın yardımıyla olur. İbadete kuvvet bulmak ancak Allah'ın yardımıyla olur. Allah yardım etmese bir iki rekat namaz kılamayız. Bu kadar bizden akıllı, sağlam insanlar iki rekat kılabiliyor mu? Kılamıyor. Demek ki Allah bize yardım ediyor da biz kılıyoruz. Veyahut da zinadan kurtulmak kolay mıdır? Nice insanlar o kadar kurtulmak istiyorlar. Bir türlü kurtulamıyor. İki de bir çok ezleniyor, düşüyor. Ama elhamdülillah biz adam uzak durduk. E bunu nasıl yapabildik? Efendim ancak Allah'ın yardımıyla, Allah yardım etmesi kimse haramdan kurtulamaz. La havle dönüş yok. Dönüş ne demek? Günahlardan uzaklaşma ve dönme olamaz. Ve la kuvvete hiçbir ibadete, namaza, oruca, zikre kuvvet bulunamaz. İlla ancak billahi Allah'ın yardımıyla. Yani. Bunu çok oku buyuruyor. Bunun özel bahsede bu kitapta da gelebilir tabii. La Havle, müstakil risale yazıyorum. Sırf La Havle hakkında müstakil risale. O kadar hakkında ateist var. Ondan sonra buyurdu. Şimdi, hanımına da dedi, aynı şeyi tembih et, o da öyle yapsın. Esirin annesi. O da gitti, hanımına. Dedi Resulullah, o da bekliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, ne öğretti sana dedi? çocuğun kurtulması için. Burada ki dedi ki bana ittakil la eksir min Haramlardan hakkıyla sakın. La <laughs> havleye çok devam et. Şimdi bizim karılar olsa falan. Ya ben de zannediyorum bir mucizeyle şimdi tak şeyle zincirlerle, kelepçelerle falan çekecek, getirecek yani. Peygamber bu mucizesi var. O da bize şimdi haramlardan sakın La Havle'ye devam et. Öyle mi dedi ya? Der mi? Sahabe hanımı der mi? Sahabi annemiz der mi? Bizim karılar olsa o sinirlen bir şeyler der. Ama sen de git işine ya. La Havle ile çocuk nasıl kurtulacak? Sen öyle zannet. Halbuki bu ümmetin fertlerinden biri olan Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri Mısır'da gidenler giderseler Kahire'ye yakın Tanta diye bir şehir var. Tan, Dan, Da Arapçası. Yani sizin telefuzunuzla Tanta. Tanta yakın, merkeze yakın. Ben çok uzak yerlere, sahralara, çöllere gittim. Oralara size için tarif edemem. 24 saat sürüyor. Gittin geldin arabayla. Ebu Hasan-ı Şazeli'ye sizi işini göndersek yolda kaybolursunuz. Sahra-i Ayzap'ta. Ama tam merkezde. Seyyid Ahmet el-Bedevi. Kudüs Resulü Hazretleri mesela. Onun bir lakabı nedir? Hattaf. Ne demek Hattaf? Kapıp getiren demek. Onun en büyük kerameti ne biliyor musun? Müslümanların ordularından kim esir düştüyse Dünya neresindeyse, Guantanamada'da bile olsa kapıp getirir. Keramet. Zaten hiç ev altına girmemiş, damın altına girmemiş. Ölene kadar şeyde yaşadı. Ee, onun için lakabı Satuhi. Sat, yani tavan üstünde. Orada eski evler biliyorsunuz kerpiçten. Urfa'da, Murfa'da da öyle yazın. Hep nerede yatarlar falan? Damda. İşte açık. O hep damda durdu. Yani meleklerle aramda şey olmasın diye. Perde olmasın diye. Hiç dam altına girmemiş. Yüzünde göstermezdi. Öyle bir nuru bir şeysi var. Gören düşüp bayılır, ölen kalır falan. Onun için hiç yüzünde göstermez. Böyle müleffem. Bir adı da el müleffem. Yani peçeli. Bir müridi çok yalvardı, çok yalvardı. E, evladım ya parçalardın. Zikrine bak, ibadet edin. Sohbet yapıyorum sana. Zikir öğrettim. Ne işim var? İlla bir kere görüm. Gör, bin ağrı attı, düştü, öldü. Nuru çok. Mağrib Seyyidine. Seyyid Ahmet el-Bedevi. Onun lakabı Hattaf. Yani şunu diyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esiri getiremez mi? Onun ümmetinden bir veli, tabii çok büyük bir veli ama onun ümmetinden ona tabi olmuş Seyyid Ahmet Bedevi bile Hattaf'la da kaplamış. Bütün dünyanın esirlerini alıyor götürüyor. Frenklerin eline düşüyor. O zaman Mısır civarında Müslümanlarla Frenkler çok savaşıyor. Frenkler işte Fransa. Frenk yavru Fransızlar. Onlar gemilerle geliyor İskenderiye'ye. Mısır'ın deniz sahiline İskenderiye vilayeti var. Çok güzel bir vilayeti. İmam Busiri orada yatıyor. Mâbul Abbas Mursi Yakutat. Çok veliler var ziyaret ettim. O deniz kenarı oradan devamlı gemilerle Fransızlar, Frenk yavruları buradan geliyorlar falan. Orada onun için hep sınırdan öbet bekliyorlar alimler, veliler, meşayihler. Hep orada sınır sınırda nöbet beklerlerdi İskenderiye'de. Oradan geliyorlar. İşte onlarla harp ederken falan işkale işgale çalışıyorlar bazı şeyleri kasabaları. Oradan esir alıyorlar. E, gemiye gö bindiriyor Müslüman'ın askerini götürüyor adalara, adalara neyse gavurun eline düştü yani. Bu mübarek Seyyid Ahmet Bey Hazretleri de devamlı işte Mevla'ya müracaat ediyor. Artık kim anası geliyor, kardeşi geliyor, karısı geliyor diyorlar ki efendi Hazretleri, he? Esirimiz var. Şu felanca kuzeni esir düştü. Oğlum, öbürü, kocam. Nerede bulacaksın? Şimdi bile dünyada bu, bulamasın kavurun kaçırdığını. Yani bu kadar teknoloji ilerlemiş. Yine bile bulamazsın götür bir mağaraya. Ondan sonra o mübarekle dua diyor, ümmet ediyor. Tak! Kapısına gitmiyor evine. Onun camisinin minaresine indiriyorlar belekler. Elleri böyle bağlı, kelepçeli, zincirli. Devamlı şey var. Tayyare yollarından daha hızlı trafik var yani. Tayyareler bile rotar yapsa o rotar yapmaz. Adam tak geliyor minare. Allah, Allah. Oradan indiriyorlar, öyle bekliyorlar. Ondan sonra falan haber verin. Annesi geliyor, teslim alıyor. Ulan dünyanın neresindeyse esir, Tanta'daki Seyyid Bedevi Hazretleri'nin caminin minaresi oldu şey, tayyare meydanına döndü. Uçarak geliyorlar. Tak, kelepçelerle şeyler. Allah Allah. Vefatından sonra bile kabrinden tasarrufu devam ediyor. Olsan kaç yüz sene. Yine esirlerden minareye gelen var, inan var. Ama eller ayakları bağlı. Evliya Allah'ın tasarrufu hak. Fel işleri İşleri yönetenlere yemin ederim Allah buyuruyor Kur'an. Neden? Ben bazı kullarıma, meleklerime, bazı velilerime ne veririm? Alemde iş yapma yetkisi veririm, tasarruf veririm. Yaratan ancak Allah. Ama sebep olmakta meleğin de sebebi var, velinin de sebebiyeti var. Allah sokuyor ya. Celle Celal. Yani ne demek istiyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esiri getiremez mi? Seyyid Ahmet Bedevi bütün dünya nesillerini topladı getir. Demek ki burada hikmet var. Onlara bir şey öğretti. Bak kıyamete kadar onların esirini getirseydi bir mucize olacaktı. Biz de onu tutacak geçecektik. Ama şimdi bize ibret oldu. Neden? Haramlardan sakınmaya devam et. La havle zikrini çok oku. Bakalım ne olacak şimdi? Biz de başımıza sıkıntı gelince ne yapacağımızı öğrendik. Yani bize balık tutmayı öğretti. Anladın mı? Balık vermedi, onlara balık tutmayı öğretti. O öğreti de bize kadar, kıyamete kadar devam edecek. Hanımı da dedi ki, ya dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne güzel şey emretmiş. Kadın da çok imanlı, akır. Sahabeden tabii ki. Kitap bulamadınız bak, imtihan kaybettiniz. İmtihan kaybettiniz. Ondan sonra bütün kitaplar orada olması lazım. Ki bak şimdi burada açacaktık. Daha detaylı anlatacaktık. Neyse. Ne olmuş? E geliyor da burada yok. Biz ona imtihan oydu. Geliyor. O gelir tabii gelir. Nasipse gelir Hint'ten Yemen'den demiş. Nasip değilse ne gelir elden. Ondan sonra efendim konu zaten toparlıyorum. E, hanımıyla oturmuşlar. Kıble'ye dönmüşler. Beş vakit namazda zaten cemaate gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Arkasında namaz kılıyor. Ondan sonra e, ee, hanımı da evde namazlarını zikrediyor. La havle ve la kuvvete illa La havle ve la kuvvete illa billah. Devam. Zikre devam. Tam o sırada efendim birden artık o esir e, neredeyse onun bulunduğu yerde onu bağlayan başında nöbet bekleyen kavur askerleri Biraz dinlensin diye elleri melleri arada böyle bir şey yapıyorlar esirleri. Çıkartmışlar e, bağlarını. Çözmüşler. Ondan sonra bunu bırakmışlar. Bu da baktı ki sağdan nöbetçi yok. Solda gözcü yok. Bir gaflete gelmiş. Ondan sonra yürüdü kaçma. Tam kaçacağı yolda da o gavurların, mavurların işte o zaman müşriklerin develeri var. Ama şimdi tam kaç kaç deve bilmiyorum. Yüzlerce deve ha. Bir deve ne demek biliyor musun? Şimdiki 10 milyonluk, 20 milyonluk jip Araplarda. O zamanın malı. Enfes. Yüzlerce deve. Develer de şöyle bir millettir. Başından birini çekersen hepsi peşine gider başındaki fare yuvasına girmeye çalışsa öbürleri arkasından girmez zorlarlar. Öyle bir mahluktur deve. Onun için mübarektir, şudur, budur. Kur'an-ı Kerim onun özelliklerini çok anlatıyor. Ama tabii bir adama da yürülen deve dedikleri zaman o da çok itibarlı bir vasıf değildir yani. Ondan sonra develeri bir tanesini önden çek şey edince, sevk edince öbürleri de düştü peşine o arada onlar nereye gitmişler? Ne olmuşlar? Bütün develeri de yürüdü bulunan beraber. Gel 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 gel. Daha yolda karşısına çıkan yok. Onlar buna yetişen yok. Yakalayan yok, tutan yok. Doğru geldi anasının evine. Evet tak 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 tak. Kavuş aldı. Bunlar da Allah Allah. Müjdeli bir haber mi gelir acaba? Ne olur ne biter? La havleye devam ediyorlar. Kapıyı bir açtılar. Aa oğlumuz gelmiş. Bu arkandakiler ne ya? Bunlar da ganimet dedi. Yüzlerce deve. Tamam mı? Geldiler Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem e müjde vermeye. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir, birinci cilt mi? Benim. Evet. Nereden buluruz? Çok iş var orada. Ama bakayım ayetlerden bulabilmemiz kolay olur. Ne buyuruyor? Avf ibni Malikil Eşcai. Sahabenin adı neymiş? Çocuğu esir olan baba Avf İbni Malik El Eşcai. Radıyallahu anh. Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah oğlumu düşman esir et. Annesi feryat ediyor. Bana ne emredersin? Buyurdu ki amuru keveyya. Sana ve ona emrediyorum sana ve ona enteseksira ikiniz de çok okuyun min kavli la havle ve la kuvvete illa billahil alil lazim de var el alil lazimli bu ha eksik etmeyelim el alil lazimli bu bunu çok okuyun o da gitti hanımına hanım dedi ma kale nebi sallallahu aleyhi ve sellem sana ne emretti kale dedim marani ve yake e, ya ki bana da sana da emretti en nestek tiram kavli la havle illa azim, ee, zikrini çok okumamızı emretti. Hanımı da dedi ki niye ama, ama emara gibi sana e, ne güzel şey emretmiş ya. Yani takva kaydı zaten olmazsa olmaz. Yoksa dualar kabul olunmaz. Başlatlar zikir yaparken düşman gaflete düştü. O da onların koyunları, burada bu rivayette koyunlarını sevk etti. Aldı babasına getirdi. Ne kadar koyun geldi biliyor musun? Dört bin koyun. Dört bin. İşte onun üzerine bu ayet-i kerime oldu. Efendim وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ bin haythu la ihtesibu. Kim haramlardan sakınırsa Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratır ve ummadığı yerden onu rızıklandırır. Öme <laughs> Allah ve hasbu. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. İnna Allah bali emri. Allah tuttuğu işe ulaşır. Yapmak istediğini kimse engelleyemez. Ama kad şeyin kadra. Allah her şeye bir ölçü ve kader tayin etmiştir. Her istediğin hemen olmaz. Bazen dua kabul olunur ama icabet eseri bir zaman sonra çıkar. Sen de ne yapmayacaksın? Dua ettim ama kabul olunmadı demeyeceksin. Acele etmeyeceksin. Sabredeceksin. Allah'a tevekkül edeceksin. Haramlardan sakınacaksın. Zikre devam edeceksin. Özellikle de la havle ve la kuvvete illa billah'il azim zikne devam edeceksin. Şimdi e, burada deve ile ilgili e, rivayette Salebi tefsirinde zikrediliyor. İmam Salebi büyük müfessir el keşf beyan tefsiri var. O, kaç cilt bizde var o. Orada diyor ki 70 deveyi de peşine getirmişti. 70 deve. O rivayette 70 deveyi peşine sevk etti. Demin anlattığımız yani kaynakları söylüyor. 4000 koyun Koyunlar da işte koyun gibidirler biliyorsun hepsi. O da bir koyun öbür koyun atladı mı yardan aşağı bütün koyunlar yardan aşağı atlar. Koyunlar da koyun, koyun gibidir. Onun için efendim orada da o rivayet var. Şimdi e, bu ad-i kerimenin sebebinin üzerinde İmam-ı Hubeysi ne diyor? Rızık konusunda en başarılı çare haramlardan sakınmak. İşte bu anne babaya bu oğulları bu şekilde Allah tarafından iade edildi. Mukatil radıyallahu şöyle anlatıyor. Ee, babasına geldiğinde işte babası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti. Durumu haber verdi. Dedi ki ya Resulallah dedi bu çocuğumun getirdiği koyunlardan, tevelerden benim yemem helal olur mu? Yani helal olur mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de neam. Evet helal olur dedi. Ananın ak sütü gibi helal. Çünkü yavrulardan kanimet. Ya Allah Allah. Bir orduya yetecek kadar koyun geldi bir adama şimdi. Neden? Haramlardan sakındığı için. La havleye devam ettiği için. Emir tuttuğu için. Mevlana buyurdu. Ve yarzu kumina hiç bekliyor muydu mu 70 deve gelir diye? Dört bin koyunu rüyasında görmez. Ama Allah onu beklemediği yerden ona rızkını der. Sen haramlardan sakın. Sen zikre devam eyle. Hele sabah namazından sonra işe kadar. O zikir çok önemlidir. La havle ve la uvvete illa billahil alil azim rızık hususunda en kuvvetli tesirli, faydalı zikirlerden biridir. Hadis-i şerif İmam Gazali Hazretleri bunu nakletmiş. Her kim günde yüz kere Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu böyle bir rivayet. En az on keredir de siz yine yüz kere yapın. Turumunuzun sıkışıklığına göre. Yüz kere her kim günde okursa tamam mı? Ondan sonra zikriyle başlayan ihlas. Ha, bir de ihlas var. Besmele la havle bir de ihlas. Yani kulü Allah doksa lem yeftekir ebeden ebediyen ölene kadar fakirlik yüzü görmez, muhtaç olmaz. Ebediyen. Ebediyen ne demek? Ölene kadar yani. Yoksa adama müebbet hapis veriyorlar. Adam bir sene sonra ölüyor. Ulan bunun müebbeti ne? Dünya ebedi değil ki müebbet olsun. Ölene kadar yani. Ebedi fakir olmaz. Buyurur ve zalim bir yönetici varsa başında şerrinden kurtulur. Mesela zalim bir komşunuz var veya bir yönetici var, amiriniz, bilmem neniz, patronunuz falan zorbalık yapıyor, size haksızlık yapıyor bilmem ne. Ondan da kurtulmak için besmele, la havle, kulü Allah. Kaç kere? Yüz kere okumak suretiyle e, size ne yapacaktır? E, çok bolluk, bereket, rızık ve necat ve halas kazandıracaktır.